Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Çetiner. E-Devlet'te birikmiş paranız olabilir arkadaşlar. Bunu nasıl görebilirsiniz ve nasıl alabilirsiniz bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi şu arama kısmına Takasbank yazıyoruz. Hesap babamın hesabı E-Devlet'e. Burada bireysel emeklilik bilgilendirme işlemleri var. Şimdi arkadaşlar çalışma hayatınızda işte bu BES dediğimiz bireysel emekliliğe kesilen paralar oluyor arkadaşlar. Varsa çekebiliyorsunuz, iadeyi isteyebiliyorsunuz. Babam emekli ve hemen başvurduk, yatıracaklarını söylediler. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama şey için bilmiyorum. Şimdi bu bireysel emekliliği kesiyor ya. Çalışansanız da oluyor şeyiniz, yani bu kesintiler oluyor. Yani bu parayı çekmeniz sizin için iyi mi kötü mü olur onu bilmiyorum arkadaşlar. Babam emekli olunca bizim emeklilikte işimiz olmadığı için paranın iadesini istedik. Onlar da tamam dedi. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bereket emeklilik ve hayat aşı, AGS hayat ve emeklilik aşı diye iki tane şey var arkadaşlar, kurum var. Burada toplu bakiye sorgulama dediğinizde arkadaşlar hesaptaki para, yani özeti karşınıza çıkıyor şuradan sorgula dediğinizde. İşte AGS hayat emeklilikte arkadaşlar toplam 2.630 lira var. AGS hayat emekliliği arıyorsunuz. AGS artık sizin hangisiyse arkadaşlar, çağrı merkezi numarasını öğreniyorsunuz. Bunun numarasını öğreniyorsunuz. Arıyorsunuz arkadaşlar. İptal ediyorum. Paranın iadesini istiyorum diyorsunuz. Onlar da sizden IBAN istiyor ve paranızı yatırıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zor günde ilaç gibi geldi. Yani her şeyin 1 liranın yeri var arkadaşlar hayatta. Efendim görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.